Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda sizlere Metin 2'ye yeni başlayan arkadaşlarımız var. Onlardan aldığım yorumlara istinaden hazırlıyorum. Böyle bazı arkadaşlarımız diyor ki hani ben 10 level yaptım, ne bileyim 20 level yaptım, 30 yaptım, 40 yaptım, 50 yaptım, burada kaldım, hani daha bir şey yapamıyorum diyenler var. Onlara özel arkadaşlar her levelde neler yapmanız gerektiğini anlatacağım. Böyle notlarımı da aldım, notlarıma da baka baka hani 5 levelden şu an başlayacağım anlatmaya, ufaktan göstererek yerlerini, yani 95 100 level'e kadar, hatta 100 level'e kadar anlatacağım arkadaşlar. Hani toplam böyle bir 10 dakikaya sığdırmaya çalışacağım hepsini arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Metin 2 önce başladınız abi, ne yapacaksınız? Zaten nasıl oynanır videom var, oradan biliyorsunuz abi nasıl oynanır, bir şekilde temelini kavradınız. Para nereden gelecek? Neler yapmam gerekiyor? Şimdi 20 level oldunuz abi. Bir şekilde kastınız, slot kestiniz, becerilerini aldınız. Sizin abi en önemli yapmanız gereken şu yan tarafta görevler geliyor ya abi. Bu görevleri kesinlikle yapın. En önemlisi abi, bu görevleri yapacaksınız. Bu görevler olmadan olmaz. En önemlisi arkadaşlar, şöyle haritada göstereyim, biyolog. Biliyorsunuz ben biyologun yanına doğru gideyim. Bu video yine temel olarak hani hiç bilmeyenden başlayacağım. Yüksek levele kadar, hani 100 levele kadar anlatacağım. Biyolog arkadaşlar, işte bu gördüğünüz biyolog. Nerede odayı? Evet, bu biyologla başlayacaksınız abi. Bunun görevlerini kesinlikle aksatmayın. Zaten 30'dan sonra ork dışı görevi başlayacak ve her gün verin. Gerekirse elinize item almayın ama bunun görevini bir gün dahi aksatmayın arkadaşlar. Çok önemli. Çok çok önemli. Bunun görevlerini kesinlikle yapıyoruz. Daha sonra yüzbaşı, bakın arkadaşlar, yüzbaşının görevlerini de kesinlikle yapın. Yüzbaşında şey görevleri verecek size. Sayfa görevleri. Uriel ile bağlantılı. Kesinlikle arkadaşlar bu yüzbaşının görevlerini de kesinlikle yapıyoruz. Her türlü yapacağız abi. Bunları yapıyoruz, tamam mı? Peki 20 level oldum, ne yapabilirim? Yaşlı kadına geliyorsunuz aga. Gümüş bilezik görevini yapacaksınız. Bak, önemli. Yeni başlamış bir serverda, özellikle yeni serverda veya eski serverda fark etmez. Gümüş bilezik size alırsınız, artı sıfır şekilde satarsınız ve iç itemlerinizi falan artı altı döşersiniz. Yani bunu sağlar bir gümüş bilezik görevi tek başına. Gümüş bilezik görevini kesinlikle yapıyoruz arkadaşlar. 25 level olduk. Ne yapacağız? 25 level olduğumuz zaman Seis'e geliyoruz. Seis'ten at madalyonu buluyoruz ve Seis'ten atımızı alıyoruz. Okey. Sıkıntı yok. Buraya kadar sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi 25 levelde söz yüzüğü görevi verecekse yaşlı kadın, bunu kesinlikle yapın. En kötü 10 MS satılan bir şey arkadaşlar. Söz yüzüğü. Ve görevi de çok basit. Onun da nasıl yapılarına benim kanaldan hepsine ulaşabilirsiniz. Bu anlattığım her şeyin benim kanalda yazın abi nasıl yapılır diye hepsi çıkacaktır. Söz yüzüğü görevini kesinlikle yapıyoruz. 10M, 15M, yeri geliyor server'ına göre 30M'e kadar fiyatı var. Söz yüzüğü görevimizi yapıyoruz aga. Tamam mı? Şimdi 25'tik değil mi abi? En son 25 leveldik ve söz yüzüğü görevimizi de yaptık. Birazcık daha paramızı aldık abi. Temiz. Tamam mı? Gidiyoruz ikinci köye, çarımızı kasıyoruz aga. Çarı kastık kastık 30 level oldu. Oyun benim için abi 30 levelde başlar. 30 levele kadar boştur abi. 30 levelden sonra en güzel yerleri geliyor. Şimdi abi 30 level olduk mu? 30 level olduğumuz zaman ilk yapacağınız iş arkadaşlar, ilk direkt geliyorsun abi simyacıya. Bakın mavi bayrak üzerinden anlatıyorum ben. Diğer bayraklarda da kendiniz bulursunuz. Simyacıya geliyoruz. Şöyle ve buradan bana gücü ver diyorsun. Şunu, ejderha gücünü ver. ETP görevine başlıyorsun. Her çarın günde 5 tane şöyle kor yapma hakkı var arkadaşlar. Bakın ETP düşecek. İlk 10 ETP'yi birleştiremeyeceksiniz. Gelip simyajda birleştireceksiniz. Daha sonra zaten kendisi birleşecek. Her gün 5 tane korumuzu yapıyoruz. Okey, sıkıntı yok. Şimdi her gün 5 koru yaptık. Şimdi 30 level olduk. ETP'mizi hallettik. Ve yapacağımız şey maden arkadaşlar. Madeni ikinci köye gidiyoruz. Tamam mı? İkinci köye bir gidelim. Maden nasıl yapılır diye videom da var kanalda ama bu videoya özel. Onu da göstereyim arkadaşlar size. Şöyle çölden hemen bir ikinci köye gidelim. İkinci köyden hemen gidelim abi. Gidelim, gittikten sonra göstereyim. İkinci köyden abi en önemlisi. Bakın ben bunu 100 levelde dahi yapıyorum ve karı gerçekten çok yüksek bir şey.
Çoğu arkadaşımız da yapıyor bunu. Bu ne ya? Çoğu arkadaşımız da bunu yapıyor ve gerçekten güzel kârı var. Maden abi. Maden. İkinci köyde geliyorsunuz abi. 30 level oldunuz mu? Simyayı aldınız mı simya görevini? Tamam mı? Simyanızı her gün 5 kornuzu kesin yapıp kenara koyacaksınız. Arkadaşlar burada bende tabii şu an yok. 5 koru mesela her gün doldurun abi, buralar dolsun. Tamam mı? Çok deli paralar gelecek ileride. 5 korumuzu yaptık mı? 30 levelsin. 30 level üstüsün. 5 korunu yaptın. 5 korumu yaptıktan sonra ben ne yapacağım diyorsun. Ben level de fazla kasmak hoşuna gitmedi. Geliyorsun abi, buradan market aç diyorsun. Kazmanı alıyorsun bak. Buradan kazmayı aldın. Kazmayla git maden yap arkadaş. Maden yapacağın yer zaten, maden nasıl yapılır diye benim videosu var kanalda. Ona bak, ben şimdi tekrardan maden yapmayı anlatmayayım. Etkinlikleri kesinlikle katılın arkadaşlar. Bütün etkinliklere katılmaya çalışın. Yani ne yaparsın? Etkinliklerin neyi hangisine katılırsın? En önemli diyeyim. Balık eventine kesinlikle katıl. 30 level üstüysen oltanı da alıyorsun birinci köyden, balıkçıdan. Tamam mı? Onu da göstermeyeyim. Balıkçıdan aldın. Oltayı aldın abi. Kesinlikle katılıyorsun balık eventine. Çok deli paralar var. Onu da söyleyeyim. Onu da yine benim canlı yayınları oluyor. Onu da söyleyeyim. Bu etkinlik server için söylüyorum. Diğer serverlarda da balık eventi oluyor arada bir. Ama etkinlik server ise kesinlikle balık eventine katıl. Sürekli oluyor zaten. Biliyorsunuz ayda 3 kere falan. Her neyse. Şimdi bakalım başka ne demiş. 30 olduk, yaptık bunları, tamam mı? Her şeyimizi hallettik ufaktan. 50 level olana kadar örümcek zindanı ikinci kata çıkma. 50 levele kadar nerede kasılacaksın abi? Vadi Soğuda kasılacaksın. Şimdi Soğ neresi diyen arkadaşlarımız elbette olacak. Hemen onu da gösterelim abi. Hemen vadiye ışınlanalım, tamam mı? Bakın arkadaşlar, 50 levelden önce katta bazı arkadaşları görüyorum ben. Yani ben kata çok fazla çıkmıyorum ama nadir de olsa hani katta işim olduğunda adam 40 level kata gelmiş slot kesmeye çalışıyor. Kardeşim sen niye kendini boşuna yoruyorsun, oyundan soğuyorsun, niye böyle bir şey yapıyorsun? Sen 50 levele kadar abi vadi işte bu ortada, tam şu ortada siyah orklar var bak, tamam mı? Siyah orklarda kas. 50 levele kadar orada kasıl. Örümcek zindanına bile gitme, hiç gitme bile yani. Çok rahat Soğuda çok rahat kasarsın. Çünkü örümcek zindanında zehir falan yiyorsun. Sıkıntı yaşatıyor. Bak abi, al bunlar da, tamam mı? Bunlar da bak arkadaş kaç? 42 level, görüyor musun? Sen burada 50 levele kadar burada kas çarını. Okey. 50 levele kadar burada kastın. Her gün ETP görevini yapıyorsun. Maden yapmak için de mesela çok güzel bir yerdir. Tapınak. Bu vadide bakın, ortadaki tapınak. Bu tapınaktan içeri gir abi. Gir abi. Gir artık. Bakın şimdi. Şu an saati midir değil midir bilmiyorum ama bunların saati var. Saatli atıyor. Burası arkadaşlar. Bu oda. Bakın burada bir tane var. Midye var. Midyeden falan fazla para gelmez. Abonoz, cennet, elmas yapın. Diğer CH'lerde büyük ihtimalle abone ol, cennet, elmas biri vardır. Bu iki odada arkadaşlar madenimizi de burada yapıyoruz. Onu da söyleyeyim. Az önce kazmayı aldık. Onu da söylememiş olmayalım. Tamam mı? 50 levele kadar her gün çarımızı bir level atlat. Bak kardeşim, çarını bir level atlat her gün. Tamam mı? 30'sun, 31 yap, 32 yap. Hadi 40 yaptın. Her gün 41, 42 yap. Ondan sonra kor görevinde yapmış olacaksın bu sayede. Ondan sonra vaktin kaldı. Gel buraya maden yap biraz. Biriktir. İki çar yap hatta. Şamanla bir yap. Yapabiliyorsan üç çarla yap. Tamam mı? Madenini yap. Deli gibi parayı kaldır. Ondan sonra abi bakayım ne demişim. 50 level oldun. İkinci kata çıktın artık. Hani birazcık da itemleri de sağlamlaştırdın. Çarını 61'e kadar kas. Çok fazla kasma, tamam mı? İkinci kata çıkma, örümcekler zindanının son odasından çıkılıyor. Geçit bileti istiyor. Bunu boşuna oraya kadar gitmeyelim şimdi. Vakitinizi de çalmayayım. Şimdi 61'e kadar kastın, tamam mı aga? 61'e kadar kastın. 61'de kalıyorsun, tamam mı? 61'de bir süre kalıyorsun aga. 61'de simyalarını tamamlayacaksın bak. 61'de simyalarını falan tamamlamaya başlayacaksın. Her gün kor görevi yaparak, item al sat yaparak. Artık sen para yapmaya bir şekilde başlamışsın. 61 level olmuşsun abi. Yavaştan art 9 ejderha tanrısı zırhını çektin mi? Güzel bir dolu aldın eline. Ondan sonra simyalarını ufaktan böyle mat mat matları dizmeye başladın, tamam mı? Hadi onları dizmesen bile, dizebilirsen diz. Çarın abi 61 leveldeyken, bir de bu arada her gün BK okumayı unutmuyoruz arkadaşlar. Onu da not yazmışım. Her gün BK'larınızı okuyun. Bakın çok önemli bir şey. BK okuyun abi.
61 oldunuz. Skill'lerinizi P yapmaya çalışın. En azından bir iki skill'iniz, en önemli skill'leriniz P olsun aga. P olduktan sonra 61 levelsin. Katil metnini çok rahat kesebilmen lazım senin, tamam mı? Katil metni nerede? Doyumda. Katil metni doyumda ve dağda çıkıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim onu da. Doyum veya savunda. Şimdi tekrar gidip orada tek tek aramayalım. Bulursun zaten. Çok zor bir şey değil. Katil metnini patır patır keseceksin 61 levelde. Çok sağlam çare yapmak istiyorsan, tamam mı? Bundan sonrası artık boyum beni sardı. Ben 10 numara çare yapacağım diyorsan artık 61 levelsin. Patır patır katil metnini kesiyorsun, tamam mı? Heh. Çok güzel kastın, artık para yapmaya başladın. Tamam mı? Yaptığın paralarla yavaştan şeyleri al. Şimşekli ve şeytanın itemlerini almaya başla. Bunları hazırla. Artoks çeliğini falan hazırla, şimşekli falan böyle. Bunları hazırla, tamam mı? Hepsini tek tek anlatmayayım. Kaskını, küpeni, her şeyini şeytanlı ve şimşekli bir şekilde ayarlıyorsun, tamam mı? Bunda hemfikiriz, sıkıntı yok. 75 levele atabilirsin artık canına. Bunların hazırsa 75 levele at ve sürgüne bırak. 75 ile 90 level arasında fazla takılma. Tamam mı arkadaşım? Attın sürgüne, 75 level oldun. Şimdi bunları tek tek yerlerini göstermeye artık gerek yok. Artık biraz anlatmakla geçsin. 75 level olduktan sonra sürgüne atıyorsun. Şimşek ve şeytan hepsini gerekiyor. Bir yandan da şimşek tılsımı artı bir bulmaya çalış. 1K vuruşunu arttıracaktır en az. En az yani 900-1K arasında arttırıyor şimşek tılsımı artı bir. Bunu da ayarlayacağını düşünüyorum. Hani şimdi katil matil patır patır kesen biri bunu yapar. Kuşak muşak her şeyini halletmişsin zaten, tamam mı? Daha sonra 90 levele kadar sürgünde kasıyorsun otomatikte. Okey, sıkıntı yok. 90 levele kadar sürgünde kasıyorsun hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde kastın aga. Çar oldu mu 90 level? Şimdi map'e gideceksin. Map'e nereden gidiliyor abi? Bilmeyen arkadaşlarımıza söyleyeyim. Karanlık ejderha kayasına tıklıyorsun ve evet diyorsun. Bu kadar basit. Ben şimdi gitmeyeceğim. Zaten map'le ilgili dünya kadar benim kanalımda da video var. 90 level oldun. Artık map'te kesiyorsun, tamam mı? 90'dan 95 yapana kadar map'te takıl. Yani orada kasma. Yine sürgüne bırakacaksın ama bir süre senin rüzgar, çünkü 95'ten sonra ormana gireceksin. Rüzgarlı ve şeytanın itemlerini tamamla. Bu sırada her gün biyoloğunu veriyorsun. ETP görevini yapıyorsun abi. Canın sıkıldı mı madenini yapıyorsun, tamam mı? BK'larını hala okumaya devam ediyorsun. Ruhtaşını okuyorsun. P yapıyorsun skill'lerini. Fetini falan kasıyorsun. O kadar ince detaya girmeyelim. Bu video çünkü şu an zaten 12 dakika oldu. Yani yarım saat, bir saat gider onları anlatırsak. Kısacası 95'e de attın. 95'e attıktan sonra abi tamamdır. Bundan sonra rüzgarlı itemlerini diz. Full farmını yap ormanda. Full farmını yap abi. Rüzgarlı şeytan nitemlerim varsa full farmını yapa 100 level yaparsın. 100'den sonra zaten kapılar açılacak. Ben sana daha bir şey anlatmayayım. Boss'unu yaparsın artık. Ondan sonra da kasarsın. Orak morak için 105 yaparsın. 113 yaparsın. Artı 8 işte canavarlı zırh için. Bundan sonrası sana kalmış. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Kafanıza takılan şeyler varsa, hani bir yerde takıldınız, ben yorumlara cevap veriyorum. Yorumlarda belirtin. Cevap döneceğim hepinize. Cevap vereceğim arkadaşlar. Sıfırdan 100 level'e kadar yapılması gereken her şeyi burada bu videoda anlattığımı düşünüyorum. Elbette benden kaçan bir şeyler vardır. Aklınıza gelirse onları da yorumda belirtin. Herkes yorumları okuyor, bakıyor çünkü. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoda like atmayı unutmayın. Beğendiyseniz, işinize yaradıysa video. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.